Şimdi bir şey kıymeti nispetinde tekrar edilir. Mesela yemek. Bizim için enerji kaynağı olduğundan kıymetlidir ve ihtiyaç duyulduğu ölçüde de tekrar edilir. Su. Zaten ne diye geçer? Âb-ı hayat diye geçer. O da aynı şekilde kıymeti nispetinde tekrar edilir. Konu havaya gelecek olursa ne kadar tekrar ediyoruz? Nefes nefes tekrar ediyoruz. Demek ki şiddeti kıymeti hepsinden daha fazla. Şimdi maddi düzende geçerli olan bu kural manevi düzen içinde geçerlidir. Sünnette yeri olan kimi meseleleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha fazla tekrar etmiş. Demek ki ruhun havası hükmünde olan bazı meseleler var. En çok tekrar ettiklerinin yanında tevhidi barındıran meseleler var. İşte bugün o tevhidi barındıran bir cümleyi konuşuyoruz. 11 kelimeden oluşan ve aynı hava kadar ihtiyacı şiddetli olan. Ne kadar tekrar edersen et, senin için yetmeyen, yani o kadar ihtiyacımız olan bir tevhid cümlesi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit, ve huve hayyun la yemut bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil basir. Şimdi bu tevhid cümlesi hava kadar ihtiyacı şiddetliymiş. Bu cümle 11 kelimeden oluşuyor. Bu kadar havadan daha fazla ihtiyacımız olan bu 11 kelimenin 5 kelimesini daha önceki derslerde işledik. Bugün 6. kelime olan yuhyi, yani hayatı veren odur, Allah'tır meselesi. Bu bir tevhid cümlesiymiş. Yani bir insan o nefesi alırken, ya Rab bu hayatı sen verdin. O karpuzu yerken, ya Rab bu hayatı sen verdin. Yeni doğan bir çocuğa sarılırken, yeni açan bir gonca güle denk gelirken, hatta ölmüş bir karıncaya rast geldiğinde dahi o hayatı veren sendin ya Rabbi demesi gerekiyor. Şimdi bu hayat verme çok enteresan bir delil. Çok enteresan. Enteresan olan yanı nedir biliyor musunuz? Hayat verme perdesiz gerçekleşir. Bir insanı oluşturan hangi parçalar var? Buyurun o parçaları tek bir tarafa toplayın. İstediğiniz kadar kalitelisini getirin. O insanı konuşturamayacaksınız, yürütemeyeceksiniz. Ancak ona ruh üflendiğinde, bizzat hayat verildiğinde o insan canlılık faaliyeti gösterecek. Hayat vermek çok enteresan. Delil olan burası tam. Parçaları istediğin kadar topla, sen ona hayat veremezsin. Niye? Çünkü perdesiz bir şekilde, bakın perdesiz. Yani gözle yeni doğmuş çocuğa baksan içindeki hayatın kimden olduğu ayan beyan ortada. Şimdi bu hayat verme delili, az önce bahsettim ya, bazı örnekler verdim. Çiçeğe baktın, arıya baktın, insana baktın. Şimdiye kadar böyle baktık. Yani bir insan, bu insana hayat verilmiş diye böyle altına inmediğimizde meselenin şöyle algılanabiliyor. Bir insan gözümün önünde, Allah bir tane de ruh göndermiş, o insana hayat verilmiş. İnanın mesele öyle değil. O kadar altlardan başlıyor ki Allah Azze ve Celle hayat vermeye, o kadar kompleks bir şekilde hayat veriyor ki, birazdan okuyacağımız meseleleri bilen bir insan hayretini de arttıracaktır. Hayret niye önemli kullukta? Biz hayretimizi, şaşırmamızı arttırmadığımızdan muhabbetimiz de artmıyor Allah Azze ve Celle'ye ve kulluğumuz da maalesef artmıyor. Şimdi Allah'ın hayat vermesinin yuhyi kelimesi ne demek? Bunun karşılığını, Allah'ın hayat vermesi meselesinin karşılığını biraz daha detaylıca inceleyelim. Protein ve canlı. Allah amino asiti yarattı. Amino asitler oluştu, proteini yarattı. Proteinler oluştu, hücreyi yarattı. Hücreler oluştu, Allah canlıyı yarattı. Ama mesele inanın çok enteresan. Şimdi öncelikle bir protein oluştu diyoruz da o meseleye bakalım yani. Bu hayat vermenin altyapısını konuşalım biz bugün. Yuhyi ne demek? Altyapısından bakalım işe. Bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimaline 10 üzeri 161'de bir ihtimal demişler. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Onun yanına 161 tane daha sıfır ekle. Söyleyebilen var mı bunu? Mümkün değil, değil mi? Bunda bir tane ihtimalmiş. Bir proteinin tesadüflerle oluşması. Şimdi matematiğe göre bir şey 10 üzeri 60 veyahut 61'i geçtiği anda matematik karşılığı bunun imkansızdır. Tesadüfen bile bu şeyin karşılığı olamaz demektir. Ama olmuş. Demek ki hiçbirimizin gücü yetmeyen şu proteinin yaratılma meselesi bizzat Allah'ın elinden olduğu ayan beyan. Bir de ben bir proteini anlattım. Bir canlının oluşması için minimum 238 adet protein lazım.
Şimdi bir tanesinin oluşması bu kadar zorsa 238'ini buyurun siz yan yana getirin. Bu proteinler kafa kafaya veriyor. Bir protein çorbası oluşuyor. Kim o protein çorbası? Biziz yani. İnsan dediğin ne? Canlı dediğin ne? Bir protein çorbası. Güvercin de protein çorbası, kedi de bir insan da bir protein çorbası. Şimdi bu protein çorbasının oluşumunu biraz incelediğinde ilk oluşmaya başladığı anda enerjiye ihtiyaç vardır. Doğru mu? Ya sen daha yeni oluşuyorsun zaten. Yeni oluşurken kendine o enerjiyi oluşturabilecek fabrikayı kurman mümkün değil. E bir de senin solunuma ihtiyacın var. Bir de solunum sistemi kurayım diye oluşturman mümkün değil. E senin bir de sindirime ihtiyacın var. Çünkü metabolizma artıklarını atman lazım. Bir de kendime sindirim sistemi, yani canlı oluşmaya mı dursun yoksa bu ihtiyaçlarını bir yerden mi sağlasın? İnanın bana yani. Hiçbir aklın yetmeyeceği sırlar var işin altında. Canlı aheste aheste oluştururken bunları başaramayacaktır. Şimdi her canlıda şeker yanmakta, öyle değil mi? Hücre içerisinde. Birazdan detaylı işleyeceğiz. Su ve karbondioksit oluşmakta, bir elektrik meydana gelmekte. Bunlar oluşuyor hücrenin içerisinde ve insan öyle yürünüyor. Yani bir insanın oluşması, yürümesi, konuşması inanın basit bir mesele mi zannediyorsunuz? Mümkün değil. Neler neler oluşuyor. Şimdi insan daha oluşurken hücre enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bir de hücre hayatının devamında da o enerjiye ihtiyaç duyuyor. Peki enerjiyi yeryüzü nasıl sağlıyor? Şimdi ya hareketle sağlayacak enerjiyi, ya güneşten gelen mor ve ötesi ışınlarla sağlayacak enerjiyi, ya da yıldırımla, şimşekle sağlayacak enerjiyi. Şimdi bu enerjileri bu şekilde versek acaba hücre karşılığını bulabilir mi? Mümkün değil. Mikron düzeyde enerji ihtiyacı var. Milimetrik hesaplar, mikron düzeyde bir hücredeki enerji. Şimdi sen mikron düzeyde enerji ihtiyacı olan bir hücreye buyur enerjini yıldırımdan al desen, o hücre varlığını devam ettiremez. Mümkün değil. Buyur enerjini güneşten al desen, gece olduğunda bu hücre ne yapsın? Yani bizzat ona lazım olan enerjinin birazdan nasıl sağlandığını gördüğünüzde hayret edeceksiniz ve şu cümleler dökülecek. Yani insana Allah hayat verdi deyince şöyle bir ruh üfledi gitti değil. Hücrelerime kadar Allah hayat verdi meselesini anlayacaksınız. Şimdi bir cenin rahmı madere düşüyor. İki hücre zaman içerisinde 2 trilyon hücre oluşuyor. Hani o caminin kubbe taşları var ya, birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor. Caminin kubbesini oluşturuyor. Aynı o şekilde. Nükleik asit denilen DNA baş kumandan gibi her yere emir yağdırıyor. Şifreleri gönderiyor. Bir de ona baş mühendis lazım. Baş mühendisliğini de RNA yapıyor. DNA'dan diyor ne emir gelirse biz RNA'nın baş göz üstüne diyor. Daha sonra ne yapıyor biliyor musun? Gelen o proteinleri sentezlemeye, parçalamaya başlıyor. O proteinlerle gerekli işleri yapıyor, gönderiyor. Kimisi tırnak oluyor, kimisi göz oluyor, kimisi saç oluyor, kimisi kaş oluyor. İki hücreyle başlayan bu serüven 2 trilyon hücreyle sonuçlanıyor ve ortada vay benim canım diye sarıldığın bir bebek oluşuyor Allah aşkına. Bu DNA'nın içerisindeki bu şifreyi yazan kim? Hiç içinizde 2 trilyon elemanı aynı anda idare edebilecek bir zeka var mı? Bir deha var mı? Bir de 2 trilyon eleman acaba ne yapar sorusunun cevabı var. Onun şifresinde DNA yazmış. Bu DNA'nın içerisine bu muazzam şifreyi yazan kimdir Allah aşkına? Çok enteresan. Bir de bunlar yapılırken bir yandan da yıkılım gerçekleşiyor. Doğru mu vücutta? Yani bir insan sinir hücresi hariç yılda kendisini 2 kez yeniliyor. Yani hem oluşumu düşünün, bir yandan da bu işin yıkılım ayağı var. Yani bir yanım bahar, bir yanım sonbahar. Allah aşkına hiç ses duymuyoruz, hiç enkaz görmüyoruz, hiç gürültü işitmiyoruz. Nasıl oluyor bu hadiseler? Akıl alır gibi değil. Yeni alt başlığım hücre zarı ve beslenmesi. Şimdi bugün şuna çok değindik. Hayat verme hücrede başlıyor dedik. Doğru mu? Bir de hücrenin elementlerine baktığında gene cansız. Yani cansız yapı taşlarından canlı hayat verilen bir hücre oluşacak. Böyle tekrar tekrar şuraları söyleyelim. Üstad Hazretleri tekrara sabit kılar diyor. Allah hayat verdi deyince böyle basit bir iş zannediyoruz haşa. Hani ruhu üfledi gitti. Hayır hayır. Tek tek bütün hücrelerde yaratıyor o hayatı. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi hücrenin dışında bir hücre zarı var. Doğru mu? Bu hücre zarı milimetrenin milyonda bir kalınlığında. Çok enteresan vazifeleri var. Milimetrenin milyonda biri kalınlığında olan bir hücre zarında bekçilik vazifesi var. Hücrenin içine önüne geleni almıyor. Daha sonra malzeme dengesine dikkat ediyor. Bir de şifre gelince bunu içeri alabilirsin diye bu sefer şifre neticesinde gelen besini içeri alıyor. Bu hücre zarı dediğimiz yapı 2 tabaka omega 3 yağından oluşuyor. Bizim soframızda yediğimiz omega 3'ler var ya, aynı onlardan. 2 tabaka incecik omega 3 yağından oluşuyor. Besin geldiğinde nasıl içine alıyor? Buraları çok enteresan bir konu başlıyor. 3000 tane kapı var bir hücre zarında. Gıda geldiği anda yalancı ayaklar oluşuyor ve gıdayı ağzından içine çekiyor. Allah Allah. Bir anda ağız hasıl oluyor. Gereken gıdayı içine alıyor. Bir anda
makat hasıl oluyor. Bir de değil mi onun atığı var, hücrenin atığı var. Gereksizlerini de hücreden atacak. 3000 kapılı bir hücre. Kapı açılması o omega 3'e, hücre zarına gelen narin bir emirle ve narin bir hareketle oluyor. Ve nasıl bir şey biliyor musunuz? Saniyenin onda birinde girmesi gereken potasyum girmesi gereken kapıdan giriyor. Girmesi gereken sodyum girmesi gereken kapıdan giriyor. Yani her birisi o 3000 kapılı karmaşada nereden gireceğini de biliyor ve bu saniyenin onda birinde gerçekleşiyor. 3000 kapılı yani 3000 ağızlı hücre hangi kapıdan neyi alacağını da muazzam bir şekilde biliyor. Nasıl bir görev? Çok hassas bir görev. Şimdi bundan sonra iyi dikkatli dinleyelim beyler. Çok anlık bir iş hücre zarının yaptığı farkındaysanız. 3000 tane kapısı ağzı var. O omega 3 ile, o hücre zarıyla, hücre çeperiyle yalancı ayaklar oluşturup alacak. Bu iş için sert bir hücre zarı mı makul sizce, esnek bir hücre zarı mı? Çok esnek bir hücre zarı olması gerekiyor. Eğer hücre zarı esnekliğini yitirirse ne olur? Kapı uzun süre açık kalır, kapanmaz ve içeri isteyen girer. Zıttını düşünelim. Kapı vakti geldiğinde açılmaz, girmesi gerekenler vaktinde giremezler. Diyabet diye bir hastalık duydunuz mu? Şeker hastalığı. Nasıl oluyor biliyor musun? Bu omega 3'ten oluşan hücre zarı bizim beslenmemiz sonucunda bozuluyor. Özellikle bu trans yağ diyorlar ya hani. Trans yağ aynı hücre zarı yapısının böyle bir bacağı kırık hali gibi düşünün. Ama kapının esnekliğini alıyor. Şimdi pankreas üretiyor, şekeri gönderiyor mu hücreye? Gönderiyor. Hücre zarı esnekliğini ne yapmıştı? Yitirmişti. Şimdi şeker geldi. Kapıdan girmesi lazım. Giremiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz bu şeker? Başka kapılar denemeye başlıyor. Şimdi bu şeker giremeyince pankreas 4-5 katı daha fazla şeker üretmeye başlıyor. Şimdi burada fabrikası olan arkadaşlar var değil mi? Son kapasite düşünün fabrikanızı. Şimdi son kapasite fabrikanıza 5 kat daha iş yığın. Ne kadar daha devam eder fabrikanız? Mümkün değil. Pankreas üretmesi gerekenin 5 katını üretirse kaç yıl daha dayanabilir? 10 yıl, 15 yıl. İşte o pankreasın üretmesi gerektiğinin 5 kat fazla şekeri üretmesi sonucunda. Artık 10-15 yıl neticesinde bozuluyor ve kişide diyabet denilen şeker hastalığı başlıyor. Bir hücre zarının vaktinde ağzını açıp açamaması yani esnekliğini kaybetmesi sonucunda oluşan olaya bakın. Mitokondri ve enerji. Biz hayat vermeyi bugün hangi düzeyde işliyoruz? Hücre düzeyinde. Sebebini de tekrarlayalım. Allah şöyle bir ruh üfledi, adam doğdu falan. Şimdi böyle çok haşa basit gibi geliyor. Halbuki şu an karşınızda konuşan bir et parçası var. Zaten anormal bir durum var. Ve bu konuşan et parçası bir duyguyla bir cümle söylüyor, başkasının duygusuna dokunuyor. Yani çok enteresan bir olay var. Zaten hayat verme başlı başına aklın almadığı bir olay. Bir de bunu hücre boyutuna indirelim ki. Bir insanda 100 trilyon hücre var ya, 100 trilyon kez şaşıralım istiyoruz. Amacımız o. Hücre zarını konuştuk. 3000 kapılı hücre zarı gıdayı nasıl alır konuştuk. Eyvallah, sıkıntı yok. Şimdi bu hücre zarının içine besin gelecek de bu hücrenin neye ihtiyacı var? Enerjiye. Bu enerjiyi üreten organelin ismi de mitokondri. Besin hücre zarından içeri giriyor. Enzimlerle biyolojik bir yanma gerçekleşiyor. Ve bu şekilde ortaya bir enerji çıkıyor. Yani hayat verme hücrede başladığı gibi insanın enerji kazanması da hücrede başlıyor yine. Allah Allah. Bir hücrede binlerce mitokondri yani enerji santrali bulunabiliyor. Şu bizim jeneratör var ya, mitokondriyi aynı bizim jeneratör gibi düşünün. Mesela karaciğer hücresinde 2500 var. Kas hücrelerinde enerji daha fazla lazım ya. 2500'den de fazla mitokondri olduğu söyleniyor. O zaman mesela şimdi biz güçlü bir adam gördüğümüzde artık sen çok kaslısın değil de sen çok mitokondrilisin diyebiliriz herhalde değil mi? Şimdi işin çok enteresan yanı, bir hücrede 2500 tane jeneratör var. Bizim şu kapının önünde bir tane jeneratör çalışınca ne oluyor? Ses çıkıyor, gürültü çıkıyor, duman çıkıyor, atık çıkıyor. Allah Allah. Şimdi bir jeneratör çalıştığında bu kadar ortalığı karıştırıyor. Benim vücudumda katrilyonlarca mitokondri çalışıyor. Bak, milyar demedim. Katrilyonlarca mitokondri, yani jeneratör çalışıyor. Ne ses var, ne gürültü var,
ne bir arıza için dışarıdan birisine ihtiyaç var, ne bir şöyle elimi dolduran bir atık var ortada. Akıl alır gibi değil. Şimdi olayın ilginçliği devam ediyor ya. Şimdi bizim arabanın enerjisini üreten pistonları, doğru mu? Biz o pistonlar kendi kendine zarar vermesin diye ona ne sıkıyoruz? Yağ sıkıyoruz. Ama bir süre sonra araç uyarı veriyor. Yağı bir çıkarıyorsun, ne olmuş? Simsiyah olmuş. Ne oldu? Bembeyaz yağ koymuştum. Niye simsiyah oldu? Mikron düzeyde atık oluşturuyor o pistonlar. Aynı şekilde mitokondrinin enerji üretmesi sonucunda da hücre düzeyinde, mikron düzeyde atıklar oluşuyor ortaya. Şimdi bu atıklara serbest radikaller diyoruz. Şimdi bunlar sürekli hücre içinde, vücut içinde kalsa ne olur? Biteriz. Zaten yaşlanmak ne demek biliyor musunuz? İnsanın hücre atıklarının vücutta birikmesine yaşlanmak diyorlar. Bir de bu serbest radikalleri alıp götürecek canlı gıdalar yememiz lazım. İşte biz mor lahana yiyoruz, mor şalgam yiyoruz, badem yiyoruz. Mesela sarımsak yiyince ne oluyorsun? Çok rahatlıyorsun. Niye? Belki vücutta bu serbest radikalleri alıp çöplüğe götüren en ciddi kuvvet sarımsaktır. Şimdi bir hayatı hücreye verebilmek için, o hayatın devamını sağlamak adına enerji oluşturabilmek için hücrenin içindeki mitokondrinin bile hayretli çalışmasına bak. O hayretli çalışma sonucunda oluşan atığa bak. Atıkla ilgili şunu tekrar hatırlatayım. Bu atıkların vücuttan atılamaz hale gelmesine, çok birikmesine artık yaşlanma demişler. İşte İbn-i Sina o noktada öyle bir ikazda bulunmuş ki ne demiş biliyor musunuz? İlmi tıbbı iki satırda topluyorum. Bir, yediğin zaman az ye. Ne demek istiyor? Yani pistonları çok yorma, mitokondriyi çok yorma, atıkları vücudunda biriktirip yaşlanma. Bir, yediğin zaman az ye. İkincisi, bir yemek yediğinde 4-5 saat geçmeden ikinci yemeği yeme diyor. Şimdi son cümlesi, şifa hazımdadır. Allah Allah, sindirimdedir. Neden bunu demiş anlıyor musun? Mitokondrinin ürettiği o atıkların vücutta birikmesi yaşlanma olarak tabir ediliyor. Bir insanın yorgunluğu, yaşlanması, vücuduna iyi bakamaması hep bunların neticesiymiş. 1945'te Kron Prinz Wilhelm isminde bir gemi, bir yıllık göreve çıkıyor. Geminin içinde bütün gıdalar var, bütün su var, bütün gerekenler var. Bir yıllık görevi bitmeden 6 ay sonra gemide 111 mürettebat ölmüş. Sebebi şu. Yedikleri besinlerden oluşan atıkları, yani serbest radikalleri vücudun çöplüğüne götürebilecek canlı gıda yememeleri. Taze bir domates yememeleri. Taze marul yememeleri. Hep konserveyle beslenmişler ya. Taze bir su içememeleri. Çünkü su bile aylık su. Taze bir et yiyememeleri. Yani vücudun dengesi yaşadığımız yerde o kadar uyumlu ki gemi o uyuma dayanamıyor ve 111 kişi 6 ay sonra gemide vefat ediyor. Şimdi bu hayat vermeye devam edelim. Yeni alt başlığımız al yuvar diyelim. Bugün ana konumuz nedir? Allah'ın hayat vermesi. Hangi düzeyde bakıyoruz buna? Hücre düzeyinde bakıyoruz. Şimdi devam edelim. Allah'ın hayat vermeye hücreden başlamasını konuşuyoruz bugün. Bak ne kadar enteresan meseleler. Hücre zarını konuştuk mu? Konuştuk. Enerji üretim fabrikası olan mitokondrileri konuştuk mu? Konuştuk. Bir de bu enerjinin vücutta muhtelif yerlere taşınmasını sağlayan al yuvar hücrelerini konuşalım. Bizim vücutta ne kadar hücre vardı? 100 trilyon. Bunun 25 trilyonu al yuvar hücresi. Nakliyeci. Ve ne kadar yaşıyor bir al yuvar hücresi biliyor musun? 120 gün. Çok da fedakarlar. Senin vücudunda 120 gün yaşayacak, vazifesini yapacak, ondan sonra ölüp gidecek. Bir de fedakarlığa bak, o kadar enteresan ki. Bu al yuvar hücresinin vazifesi oksijeni bütün hücrelerin hizmetine sunuyor. Ne kadar bir yol ağı içerisinde yapıyor bunu? Bizim damar yollarımızın boyu ne kadar? 98 bin kilometrelik damar yolu içerisinde yapıyor bunu. Al yuvarlar böyle çalışıyormuş. Şimdi biz buradan İstanbul'a gitsek 1000 kilometre. Yorulduk diyoruz, yol uzun diyoruz, mola verelim diyoruz. Onların gittiği mesafe 98 bin kilometrelik. Evet benim içimdeymiş bu. Ya hiç akıl almıyor değil mi? 98 bin kilometrelik damar yolu içerisinde oksijeni vücudun muhtelif yerlerine en ince ayrıntısına kadar taşıma vazifesi var. Bu vazife için ne yapıyor biliyor musunuz? Organellerini bile feda ediyor, feda.
Şimdi kemik iliğindeki ilk oluşumunda al yuvar hücresinin organelleri var. Çekirdeği var, ribozomu var, mitokondrisi var ilahi. Daha sonra hücre içerisinde bu organellerle rahat gezemeyeceğinden dolayı her birisini feda ediyor, hemoglobin dolu bir hale geliyor. Şekli nasıl biliyor musun? Şekli şöyle. Orta yeri ince, kenar yerleri biraz kalın. Ramazan pidesi gibi, bir konkav yani. Ortası ince, kenar yerleri biraz kalın. Damar içerisinde hemoglobin taşımaya başlayacağı zaman, oksijeni, gıdayı taşımaya başlayacağı zaman şöyle bir bardak haline alıyor. Kenarları kalın, ortası incecik. Tekrar edeyim, organellerinde ne yapmıştı? Feda etmişti ki kılcal damarlardan rahat gezeyim diye. Bunlar iç içe bir hal alıyorlar ve bütün damarlar vesilesiyle vücudu geziyorlar. Bir de bunu yaparken bunların her birisine yaradan eksi enerji vermiş. Üstündeki enerji iyonu eksi, negatif yani. Neden böyle? Çünkü kan içinde bulunup birbirlerini çekseler anında birleşecekler, çamur oluşacak, tortu oluşacak ve pıhtı dediğimiz damarının tıkanması gerçekleşecek. Bir de bunlar damarı tıkamasın diye ne olmuş? Her birisi eksi enerji olmuş ki birbirlerine yakın halde durmasınlar diye. Allah Allah. Şimdi sadece hücre düzeyinde bir hayatın yaratılması için. Öyle değil mi? Bizim her bir hücremize ayrı ayrı hayat veriyor Allah Azze ve Celle. Bir hücrede hayat yaratabilmesi için gerekli olan şu enerjiye bakar mısınız? Şu çalışmaya bakabilir misiniz? Allah aşkına bütün kainatı kudret elinde tutmayandan başka kimin haddi var ki şu hayatı verebilsin? Şimdi bu hücredeki faaliyetler gerçekleşti. Bir canlı oluştu. Mehmet karısınıza geçti. Peki bu Mehmet'in hayatının devamı için başka neler lazım? Buyurun yeni alt başlığımız. Hayatın devamı için gerekenler diyelim. Hayat verme faaliyeti az önce anlattıklarımızla bitmiyor. Mesela kainatta bir ısı dengesi lazım mı bunun için? Lazım. Mesela artı 60 ile eksi 20 arasındaki gelgitler olacak ki, yani bu çizgiyi, belki başka daha detaylı bir çizgisi vardır bilmiyorum, bu çizgiyi aşmayacak ki Ömer orada hayatına devam edebilsin, İbrahim orada nefes alabilsin. Ama bu ısı dengesi sadece kainat çapında değil. Hastaneye gittiğinizde ateşinize bakıyorlar mı? Niye bakıyorlar biliyor musun? Çünkü vücudunun sıcaklığı hep olması gerektiği gibi kalmalı. 37 derece artı eksi 4. Ama o artı eksi 4'te de ne yapıyor adam? Aha 40 derece. Bu hasta olmuş diyor. Yani hastayken bile yaşayabilmen artı eksi 4'e bağlı. Şu vücudu sürekli 37 derecede tutan nedir hiç merak ettiniz mi? Ne biliyor musun? Vücuttaki kuarkların titreşimi. Vücutta kuarklarımız var. O kuarklar, bak mesela ben karşında sabit duruyorum değil mi? Ama o hücre altına indiğinde kuarklar titrer halde. Sayısını örnek olarak bile söyleyemeyeceğimiz bedendeki kuarklar öyle orkestra halinde titriyorlar ki çaldıkları şarkı sürekli 37 derece. Ne demek bu ya? Ne demek bu? 37 dereceyi bozduğunda da sıkıntı yok yani. Mesela bir insan çok böyle koştuğunda kızarıyor ya. Biz koştuğu için kızardı zannediyoruz. Öyle değil. Vücuda daha fazla enerji ihtiyacı oluyor. O enerji daha fazla yere giderken, oksijen daha fazla yere giderken senin halin o kırmızı hal oluyor. O üretimden kaynaklı atık arttığından dolayı da terlemiş oluyorsun. Nasıl bir olay? Nasıl bir olay? Şimdi benim şu hayatımı devam ettirebilmem için gerekli olan sebeplerin sayısına bakın. Az önce hücre düzeyindeki hayatın verilmesini konuştuk. Şimdi de bu hayatın devam etmesi için neler lazım dedik? Önce ısıyı konuştuk. Başka neler lazım? Kainattaki suyun varlığını devam ettirmesi lazım. Yeryüzünden saniyede 16 milyon ton su buharlaşıyor. Bulutlarda bulunan su 23 trilyon ton. Böyle bir suyu buharlaştırmak, bulut arabasına bindirmek, oradan da gerekli yerlere götürebilmek için gerekli olan enerji ne biliyor musunuz? 300 bin milyar kere milyar kalori enerji lazım. Akıl almıyor değil mi? Allah Allah. Bunu kömürle yapmak isteseniz 4 üzeri 16 ton kömüre ve daha bir sürü de dünyanın sermayesine ihtiyacınız olacaktır. Şimdi Allah hayatı verendir deyince ruhu verdi. Haşa, haşa hani çekti gitti. Ha olur mu? Şu devam eden rakamların birbirine uyumuna ve milimetrik hesaplara lütfen bakar mısınız ya? Hastanede adam bir damla kanını alıyor, bir liste çıkarıyor. Listeye bakıyor diyor ki bunlar olması gerektiği gibi değil. İyi de olması gerektiği gibisini, olması gerektiği gibi tutan kimdir yani? Oraya kim bakacak?
Değil mi? Bu kadar liste çıkıyor. Bir iki değerde artı eksi sıkıntı olunca bir damla kandan çıkıyor bu. Diyor ki bunlar olması gerektiği gibi değil, sen hastasın. İyi de yıllardır beni iyi eden kim o zaman? Hayatın verilmesi için, yani bir yuhyi kelimesinin altını konuşuyoruz. Tevhidin şiarıymış bunlar. Ya Rab hayatı veren sensin deyince akla gelmesi gerekenler bunlarmış bak. Devam edelim. Ozon tabakası o kadar nebula, yani kalın bir gazdan oluşuyor ki taştan sert. Çünkü zararlı ışınları oraya sokmayacak değil mi? Seçici geçiriyen olacak. Kalınlığı ne kadardır tahmin edebilir misiniz? Böyle ciddi bir iş yapmak için ne kadar kalınlık lazımdır? Bir santimden az. Hayret verici. Gerekli olan ozon tabakası bir santimden az. Şimdi bu tabaka benim ihtiyacımı nereden bilecek? Hayatımın devam edebilmesi için zararlı olan ışınları nereden tanıyacak? O ışınların Abdullah'a zararlı olması için Abdullah'ı nereden bilecek? Hiç tesadüf kelimesini kullanmak yakışmıyor bile, öyle değil mi? Başka neler lazım? Hayatın devam etmesi için azot döngüsünün olması gerektiği gibi kalması icap ediyor. Şimdi yıldırımlar azotla yeryüzünü gübreliyor. Daha sonra biz o azotu da nereden alıyoruz? Topraktan çıkan gıdalardan, sebzelerden, meyvelerden o azotu yemiş oluyoruz, öyle değil mi? Koca ağacın ihtiyacı olan azot ne kadar biliyor musunuz? Bir gramı geçmiyor. Peki havada ne kadar var azot? %78. Benim ciğerime çektiğim saf oksijen. Allah aşkına benim hayatımın verilip devam edilebilmesi için şu ince ayarları yapan kimdir? Bir de benim ihtiyacım olan hava. Günde 8800 kez nefes alıyoruz. Mesela az önce birçoğunu aldık herhalde değil mi? Biraz heyecanlandık. Peki bunu, ya ben farkında değilim yani. Ve dersin başında da konuştuk ya bunu. En çok ihtiyacımız olan nedir dedik? Hava dedik, hava. İhtiyaç şiddetinde tekrar ediyoruz, sürekli tekrar ediyoruz. Günde 8800 soluğumun ihtiyacını karşılayan kimdir? Şunun için konuşuyorum, bana hayat verilmiş ya. Sadece hayat vermek, haşa, ruhu üfledi, çekti, gitti demek değil. Bak, bana hayat verilmesi için kainatın da verilmesi lazımmış. Hem de hem gezegenlere bak, hem de hücrenin içine gir. Nereye bakarsan bak, hepsi o şiddette gerekliymiş. Onu konuşuyoruz. Başka ne lazım? Karbon. Karbon dediğiniz olay çok enteresan. Çünkü dünya döngüsünün temel taşı karbon. Karbonun bir özelliği, suda ve havada aynı oranda çözülüyor. Ben de zaten bu sayede vücudumdan suyu kolayca atabiliyorum. Karbon dünyada %1 oranında bulunuyor. Yani bu oran şaştığında hayat diye bir şey kalmayacak. Mesela Venüs'e gittiğinizde %92 oranında var. Neden bu fark? Dünyada dış basınç öyle bir kıvamında ki dış basınçla fazla karbon denizlere kireç taşı olarak akıtılıyor. Ve o oran sürekli korunuyor. Bu oranı koruyan, bu matematiği anlayan, hesaplayan, ta karbonda, kainattaki karbonda bu hesabı yaparken hücremin içindeki mitokondriyi yaratan, çalıştıran kimdir Allah aşkına? Şimdi bir insan şu faaliyetlerde, şu sonsuz şuur, sonsuz iradet, sonsuz kudret, sonsuz ilim ve yanında sonsuz şefkat isteyen, yani annen yapabilir mi bunları? Bak, annenle şefkatli birisi var ya, onun sevgisini ve şefkatini üstümüzde bir keşfetsek var ya, bizim Allah için feda edemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Olay burası yani. Şimdi adam bir tanesi için ne yapıyor? Onun sevgisini keşfetmiş. Seviyorum onu diyor. Ama %99'u yalan olan sevgilerden. Başına işler geliyor, parasından oluyor, huzurundan oluyor. Sonra ne diyor? O sevgim için bunlar değer diyor. Biz Allah'ı bir keşfetsek, Allah'ın üstümüzdeki sevgisini bir keşfetsek, ondan gelen hastalığa bile ne güzel hediye ikram etmiş diyeceğiz. Bunları diyemememizin sebebi Allah'ın üstümüzdeki faaliyetlerini göremememiz. Yani şimdi mesela şu ders bitince bir çay içelim diyeceğiz. O çay içebilmemiz için bize ne lazım? Hayat lazım. İşte senin o eğlenmen için, muhabbet edebilmen için, bir çay içebilmen için gerekli olan hayatı vermek adına Allah'ın şu faaliyetlerine Allah aşkına insafla bir dön de bak ya. Yuhyi kelimesini anlıyor musunuz? Tevhidin temel cümlesi olan, az önce söylediğimiz cümleden bir kelime olan yuhyinin altı ne demekmiş görüyor musunuz? İşte bizim problemimiz bu kelimeleri söyle söyle geç. Söyle söyle geç. Ama ben bunları kainatta okuyamayacaksam, bir arı da okuyamıyor. Benim arıdan ne farkım kalacak? Allah Allah, akıl alır gibi değil. İşte Üstad Hazretleri o yuhyi kelimesini 20. mektup 6. kelimede şöyle bahsediyor diyelim ve buyurun okumaya başlayalım. 20. mektup 1. makam 6. kelime. Yuhyi, yani hayatı veren odur. Hayat kainatın neticesi, bunu anladınız mı? Gezegenleri inceleyelim, hücreleri inceleyelim, atomları inceleyelim. Bunların neticesinde hayat verilmiştir. O zaman şunu diyebilir miyiz? Kainatı veremeyen hayatı
veremez. Karıncanın hayatı kimdeyse kainatın tamamı da onda olmak zorunda. Çünkü milimetrik dengeler var. Allah Allah. Mümkün değil ya. Şu parçanın en ufağını koparmak mümkün değil. Biri dese ki ya bari bir yağmur tanesini de ben yarattım deyim de gönlüm olsun dese o şirk eli o tevhidin içine bulaşması mümkün değil. Bir atom parçacığına başka birinin hakim olmasının mümkün olmadığını az önce basit düzeyde konuştuğumuz düzenler gösteriyor. Bir de bu anlattıklarımın mütehassısı birisi burada otursa daha bize ne detaylar anlatır kim bilir. Evet. Ve hayatı rızıkla idame eden de odur. Hayatın olduğu her yerde bir de ne var? Rızık var. Şimdi siz bir dönerci olsanız, böyle tomtomda döner atsanız en çok nerede satış yapmak istersiniz? Çarşıda. Niye? Çünkü hayatın olduğu yerde tavuk döner olur, öyle mi? Ya değil mi? Bir de öğrencinin olduğu yerde tavuk döner olur. Evet, devam edelim. Ve levazımat-ı hayatı da ishar eden yine odur. Ve hayatın âli gayeleri... Bir dakika. Şimdi bu cümleye dikkat etmemiz gerekiyor. Cümleye baştan başlayalım. Çok önemli bir cümle. Buyur. Ve hayatın âli gayeleri ona aittir. Ve mühim neticeleri ona bakar. %99 meyvesi onundur. Bir insanın hayatının %99'u Allah'a aitmiş. Neden? Veren o. Allah Allah. Bak şimdi bizim şu hayattan kendimizin beklentileri var. Doğru mu? Bir de hayatı verenin beklentileri var. Bak şimdi olaylar burada kopuyor. Yuhyi anlattık. Allah hayat verdi dedik. Ne kadar kompleks bir yapı anlattık. Şimdi şunu konuşacağız. İyi de ya Rabbi bu hayatı niye verdin? Çünkü hayat onunmuş ve istediği gibi yaşamamızı istiyormuş. Baştan alayım. Şimdi bu hayattan bir benim beklentilerim var. Büyüdüm, geliştim, makam sahibi oldum, bir şeyler oldum. Bir de hayatı verenin beklentileri var şimdi. Doğru mu? Bu hayatın yaratılışı sizce benim beklentilerim için mi? Hayatı verenin beklentileri için mi? Hayatı verenin beklentileri için. Bak şimdi olay çok enteresan bir yere gidiyor. Şimdi bir fabrika düşünün. O fabrikada çalışana sorsak senin bu fabrikadan beklentin nedir? Ekmek parası der. Bir de fabrika sahibine sorsak dese ki senin bu fabrikadan beklentin nedir? Benim bu fabrikadan temel beklentim bir araç ortaya çıkarmaktır diyecektir. Şimdi o fabrika araç için mi kuruldu? Çalışan birinin ekmek parası için mi kuruldu? Araç için kuruldu. O fabrikanın kuruluş amacı bir çalışana ekmek parası vereyim değil. Bak şimdi fabrikanın temel kuruluş sebebi bir araç üretmek. Şimdi birisi gelse fabrikada röportaj yapsa, çalışan birisine sordu, sizin amacınız nedir? Ya benim amacım ekmek parası. Diğerine sordu, sizin amacınız nedir? Benim amacım bu fabrikada en güzel arabayı üretmek dese. Fabrika sahibi hangisinden razı olur? İkincisinden razı olur. Demek ki fabrika sahibinin gayesiyle çalışanın gayesi ne kadar birbirine yaklaşırsa fabrika sahibi o kadar razı olacaktır. Demek ki hayatı verenin beklentisiyle, bak %99 onun, hayatı verenin beklentisiyle benim yani hayat sahibinin beklentisi ne kadar birbirine yaklaşırsa Allah bizden o kadar razı olacakmış. Hiçbir süslü cümle kurmaya gerek yok. Şu an yaşama sebebimiz Allah nasıl razı olur konuşuyoruz. Bak çok dikkat et. Cümleyi anladınız mı? Hayatın %99'u onunmuş ve çok âli gayeler içinmiş. Cümleyi tekrar ediyorum Abdullah. Hayatı verenin beklentisiyle hayat sahibinin beklentisi birbirine ne kadar yaklaşırsa Allah bu hayattan o kadar ahirette razı olacakmış. Allah Allah. Çok enteresan. Şimdi peki bizim bu hayattan beklentilerimizle Allah'ın bu hayattan beklentileri birbiriyle örtüşüyor mu? Hadi bakalım bunu soralım. Şimdi birisine sorduğumuzda genellikle şu cevabı alıyoruz. Şu hayatın koşturmanın neticesi ve beklentin nedir acaba? Ya şu hayattan beklentim rızık peşinde koşmak. Öyle oluyor değil mi genellikle? Ha? Bu hayattan beklentimiz ne oluyor? Rızık peşinde koşmak. Halbuki yani ormanda bir tane yaşayan bir şey de rızık peşinde koşuyor zaten. O yüzden rızık peşinde koşmak için insan olmak fazla. Allah Allah. Biz bu dünyayı kazanmaya gelmedik. Rızık peşinde koşmaya gelmedik. Zaten koştuğun rızık dünyanın içinde. Yani Allah hem seni vermiş, hem hayatı vermiş, hem de rızkı o dünyanın içinde yaratmış. Demek ki başka bir beklentisi var. Şimdi insanın aklına şu geliyor. İyi de hocam, helal rızık kazanmak bir Müslüman için cihat etmek gibidir. Doğru mu? Doğru. Ama eğer asıl yaratılış vazifesini yaparsa, asıl geliş amacını keşfederse
ondan sonra helal rızık kazanmak, cihat etmek gibidir. Şimdi gittik seninle bir araba alacağız. Arabada 500 tane özellik var. Hiç akla gelmemiş özellik. Masaj yapıyor. Uyurken saçını okşuyor. Dişlerini fırçalıyor. Canın tantuni istiyor, araba tantuni yapıyor. Her özellik var arabada. 500 tane özellik var ama araba gitmiyor. Alır mısın? Almazsın. Niye? Arabanın asıl vazifesi gitmek. O araba asıl vazifesini yapmadıktan sonra ne kadar özelliği olursa olsun 5 kuruş kıymeti yoktur, öyle mi? Allah Allah. Şimdi insanın bir asıl vazifesi var, bir de bu hobileri var. Bir insan asıl vazifesini yapmadıktan sonra diğer vazifeleri istediği kadar kabiliyetli, şöhretli ve güzel yapsın, az önceki araba gibi Ümit abi 5 kuruş kıymeti yok. Şimdi arının vazifesi var, bal yapıyor. Ama o arı ne yaptığı balı bilir, ne de o balı yiyeni tanır. Aynı arıda Allah'ın sayısız esması tecelli ediyor ama aynı arı o esmaları okuyamıyor. Şimdi kainatın tamamına bakın. Sizce bu vazife kime verilmiş? Sadece insana verilen, insandaki akılla ilişkili vazife. Demek ki insanın vazifesi arı gibi rızkımın peşinde koşayım. Ceylan gibi ormanlarda sekeyim, mangal yapayım, öyle değil mi? Senin mangalla yediğin eti aslan löp diye yiyor yani. O zaman o vazifeyi daha iyi yapıyor. İnsan azıl vazifesi olan kainatta Allah'ın esmalarını okumak. Az önce onu yaptık. Hücrede bile Allah'ın isimlerini okuduk. Ve onları okuduktan sonra, Allah'ı tanıdıktan sonra, Allah'ın bu hayattan beklentilerini anladıktan sonra ben bir sahabe gibi yaşayıp Allah'ı nasıl razı ederim demedikten sonra o insan istediği vazifeyi istediği kadar kaliteli yapsın 5 kuruş kıymeti yok. Neden? Tekrar hatırlayalım. Bu hayatı verenin beklentileriyle, bu hayat sahibinin beklentileri birbiriyle ne kadar örtüşürse Allah bu hayattan ahirette o kadar razı olacak. Bak o beklentiler örtüşmedikten sonra İstediğimiz kadar süslü cümleler kuralım, 5 kuruş kıymeti yok. Allah Allah. Ama gel gör ki bu vazife meselesi bir türlü anlaşılmıyor. Bizim gönderilişimizdeki en temel vazife, Allah hangi kabiliyetleri verdiyse o kabiliyetleri Allah için kullanmak. Ama gel gör o kabiliyetler hep dünya için kullanılıyor, öyle değil mi? Şimdi mesela bugün burada sosyal medyanın kaç parça işi vardı? SEO çalışması vardı, editi vardı. Çimlerle ilgili bahçede iş vardı, elektrikle ilgili problem çıktı. Kaç parça işimiz birikti, bir türlü altından kalkamadık. İnşaat işleri vardı, kırdık işleri vardı, gelenlerle ilgilenme işleri vardı. O ilgilenmek için insanın kendisini geliştirme işleri vardı. Ama gel gör, niceleri bunları çözebilecek kabiliyetlerini dünyaya ucuza satarken ben de Allah rızası için şu kabiliyetlerimi hala kullanayım diyemiyor. Olmuyor, olmuyor. Hayatı verenin beklentileriyle bu hayat sahibinin beklentileri birbiriyle örtüşmüyor. Sürekli de ağızlarda aynı cümle. Çok yoğunum, bildiğin gibi değil. Eğer yoğun olmasam hayatı verenin beklentilerini ben de karşılamak isterim. Ya bu o kadar komik bir cümle ki. Şimdi düşün yani köye bir tane öğretmen atanmış. Ne için atanıyor? Öğretmenlik vazifesi için. Devlet onu atıyor. O atanmayı bizim de dünyaya yaratılışımız, atanışımız gibi düşün Mehmet. Köye bir tane öğretmen atanmış. Köylü öğretmeni sevmiş. Tavuk ikram etmiş, inek ikram etmiş, davar ikram etmiş. Onlarla uğraşmaktan bu öğretmen artık okula gidemez hale gelmiş. Allah Allah. Asıl vazifesi köşede kaldı. Şimdi müdür gelince ne der? Siz müdür olsanız ne dersiniz? Hocam, sen çiftçi misin? Ha? Sen çoban mısın? Senin asıl vazifen nedir? Şimdi o adam bunlardan dolayı vazifesini yapamazsa ve şu cümleleri söylese. Ya müdür bey bak, bildiğin gibi değil ya. Çok yoğunum, çok yoğunum. Benim boş vaktim yok. Yani yoksa ben gelmek istemez miyim? Ben de okulda eğitim vermek istemez miyim? Herhalde müdür bu öğretmene kafayı yemiş gözüyle bakacaktır. Senin atanma sebebin öğretmenlik. Yani yaratılış sebebin öğretmenlik. Dünyada yaratılış sebebin. Senin atanma sebebin öğretmenlik. Senin bu köye gelme sebebin öğretmenlik. Senin asıl vazifen öğretmenlik. Sen bu yan vazifeleri yapmadığından dolayı ceza almazsın. Ama asıl vazifeni yapmazsan hakkında soruşturma açılır ve ceza alırsın. Hayatı veren böyle istiyormuş bak. Allah Allah. Aynı durumdayız ha. Hobilerimizden, kendi hayatımızın %1'lik dilimindeki beklentilerimizden hayatı verenin asıl bizden beklediklerine vaktimiz yok diyoruz. Çok acı bir durum ha. Dünyadaki işler eşantiyon eşantiyon.
Yani bizim asıl yaratılışımızın sebebi, asıl vazifedarlığımızın sebebi Allah'ı tanıyıp hangi şartlar önümüze gelirse gelsin bir sahabe misali o yıldıza tutunup hizmet edebilmek. Allah için, Allah'ın o esmalarını okuyup bir sahabe gibi hizmet edebilmek. Bu asıl vazifeyi yapamadıktan sonra diğer yapılan vazifeler zarardan sayılıyor. Zarardan. Allah Allah. Biz dünyada bazı işleri yarım yamalak yaptığımızdan hesabını vermeyeceğiz. Ama asıl vazifemizi yapmazsak, kulluk vazifemizi yapmazsak ahirette bunun hesabını vereceğiz. Bak Üstad Hazretleri ne diyor? Cümleye bak. Cinayetkar hırs kalbi deler, sanemleri içine ithal eder, Allah darılır. Cümleye bakar mısın? Ne oluyor biliyor musun? Yumruk kadar mide için hırsa giriyorsun. Hırs kalbi ne yapıyormuş? Deliyor, yırtıyor. Allah'a tevekkül etmiyorsun. Deldikten sonra hırsla şu tableti alsam Allah gibi tableti seviyorum. Deldikten sonra hırsla o makam koltuğunu, o başarıyı, o parayı sevsem kalbin içine girdiğinden dolayı onu Allah gibi seviyorum işte. Üstad Hazretleri diyor ki başka bir yerde. Kalbin içi aynayı samet Allah içindir. Dışı yani kabuğu dışarıdakiler içindir diyor. Hırs ile tutunca, etraftan korkunca, bunlar beni aç bırakır, kötü bir şey yapar diye korkunca, yalnızlaşırım diye korkunca hırs ile kalp yırtılıyor. Şu bardağı tutsan içine girince içerideki sevme potansiyeli ona öyle bir yapışıyor ki bardağı bile haşa Allah gibi sevmiş oluyorsun. Yani asıl vazifeni yapmadığında öyle temiz de kalamıyoruz. Başına açılmayan iş kalmıyor. Kabrin öbür tarafında geçmeyen işler için şu ömrü bozuk para gibi harcayıp duruyoruz. İnşallah bunu yaşlanınca, hatta inşallah ölünce anlamayız da şimdiki yaşlarımızda anlarız. Yani öldüğümüz anda şu dünyanın, tatillerin, işlerin, güçlerin bir dakika gibi geçtiğini gördüğümüz anda öyle bir pişman olacağız ki. Şu ömrü vererek aldığımız ne varsa sekeratta tamamını kullansak geri bir dakikasını satın alamayacağız. Ömrü vererek aldığın ne var? Düşün, aklına getir. Her birisinin tamamını kullansan sekeratta dünyanın bir dakikasını geri alamayacaksın. O yüzden şu dersleri iyi anlayalım. Hayatı veren hem de ne düzeyde verdiğini konuştuk. Öyle meccanen vermiyor. Karşılığında ne istiyor? %99 benim olan hayata kulluk edeceksin. Biz kulluk deyince kim gelecek aklımıza? Sahabe efendilerimiz gelecek. Biz kulluğu onlardan öğreneceğiz. Yeryüzünde Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı diye ayet ifade ediyor bunu. Hiçbir nesile söylenmemiştir. O zaman Allah'ı razı etmek istiyorsan yürüyeceğin ayak izleri o güzide nezdin ayak izleri olacaktır. Neden sürekli mal biriktirip duruyoruz? Neden? İnsan neden yapıyor bunu? Ömrünü telef ediyor değil mi? Mal biriktirmek adına. Mal deyince böyle sadece para düşünmeyin. Sadece yazlık da düşünmeyin. Makam da bunun içerisine giriyor. Başarı hırsı da bunun içerisine giriyor. Bir diploma sevdası da bunun içerisine giriyor. Var olan rahatımı muhafaza etmek zorundayım. Meseleleri de bunların içerisine giriyor. Neden? Neden böyle mal biriktirip duruyoruz? Neden biliyor musun? O malı biriktirince mutlu olacağımıza inanıyoruz. Yani bizim cesedi sürekli yormamızın sebebi mutluluk arayışı. Biraz daha fazla biriktirip, biraz daha fazla çalışınca bu ruhun daha mutlu olacağını zannediyoruz. Halbuki mutluluk ruha has bir özellik, cesede has bir özellik değil. Şimdi bir gün bir arkadaşı ziyaret ettik de fabrikada 24 saat çalışıyormuş fabrikası. 3 vardiyada. 24 saat. Babası da o fabrikada öyle çalışıyormuş. Babası çalışmış fabrikanın içerisinde ölmüş gitmiş. Günde 15-16 saatini sadece babası fabrikada veriyormuş. Kaç gece fabrikada yattığı vakiymiş. Ne geçti eline? Ne kazandı? Dünyada biraz daha kazandı. Ne işine yaradı şimdi kazandıkları? Ha? Ne işine yaradı kazandıkları? Kabrin ötesinde geçmeyen maddi hesaplar. Şimdi biz Allah'ı keşfedemiyoruz. Dünyanın 10 kuruşluk kârı için bu kadar fedakarlık yapan insan, ahiretteki kârı bir keşfetse, Allah'ı bir tanısa, o milyon milyon kâr için ömrünü dünden telef eder. Öyle mi? Bak şimdi. Dünyanın 10 kuruşluk kârı, ne kadar kazanırsan kazan, yumruk kadar mıydı? Yiyebileceğin kaç tantuni? Ha? Bizim yemek ölçü birimi tantuni değil mi? Yiyebileceğin kaç tantuni? Bir tane, iki tane, binebileceğin, oturabileceğin. Bir adama 20 ev verirsen o adama iyilik etmezsin, zahmet edersin. O gömleğimi o eve taşıdın mı? Onun suyu öyle mi? Sevdiğin bardak nerede? Dünya böyle bir yer yani. Kazanmaya gelmediğimiz bir yer. Allah Allah. Şimdi bu huzur arayışı için bu kadar mal birikiyor dedik ya. O yüzden de hayatın temel vazifesini yapamıyor. Bu huzur arayışını kestirme yolu var mı? Var. Kestirme bir yolu var.
Şimdi insan alemi nasıl okur? Kendinden okur. Yani kendi ruh hali nasılsa alemi de öyle okur. Mesela adam dertli, bir bülbülün ötüşünü izliyor. Diyor ki bu bülbül de dertli. Sonra ne diyor? Ötme bülbül, ötme bülbül, derdime dert, katma bülbül. Halbuki bülbül dertli değil. Kim dertli? Sen dertlisin. İnsan alemi nasıl bilir? Kendi gibi bilir. Şimdi alemin bizzat Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmeyen bir insan tedirginliklerle geçiriyor ömrünü. Rızkım ne olacak? Öyle mi? Gelecekteki hayatım nasıl olacak? Acaba ailemizin içinde şöyle bir durum vardı, o ahval ne olacak? Şimdi bunun bir yolu var, huzuru kazanmanın bir yolu, onu anlatıyorum. Mesela huzuru kırmızıyla nitelendirelim. Bir şey kırmızıysa biz mutlu olacağız. Tamam mı? Metaforumuz bu. Şu su şişesi kırmızı olursa ben mutlu olacağım. O zaman bütün kainatı benim kırmızı yapmam lazım ki mutluluğu yakalayabileyim. Doğru mu? Doğru. Bütün kainatı kırmızı yapmanın iki yolu var. Bir, eline boyayı alırsın, bütün kainatı kırmızıya boyarsın. Mümkün mü? Mümkün değil. İki, kırmızı gözlük taktığında her şeyi kırmızı görürsün. Mümkün mü? Mümkün. İşte iman gözlüğü böyle bir şey. Birinci, bütün kainatı kırmızıya boyamak nasıl biliyor musun? Bütün mevcudatı değiştirmeye çalışmak. Mümkün mü? Mümkün değil. Benim huzurlu olmam için şu da değişsin, şu da değişsin, şu da şöyle olsun. Yani ben ta filanca bir yerde ölmüş bir hayvan duysam ben üzülüyorum yani. Benim onu bile boyayıp öldürmemem gerekiyor. Mümkün mü? Mümkün değil. İkinci yol ne o zaman? Eğer iman gözlüklerini takarsam artık değişmeyen bir kırmızıya sahip olurum demektir. Şimdi değişen şartları değiştirmeye çalışmak, onların peşinde sürekli kendini değiştirmeye çalışmak bir insanın huzurunu, mutluluğunu alacaktır. Şartlara inanıyorsan şartlarla birlikte değişmek zorundasın. Allah'a inanıyorsan Allah değişmeyendir, haydır, kayyumdur. O zaman sen de ona inancın ölçüsünde değişen şartlarda değişmeyen bir kul olursun. Kim gibi? Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam gibi. Şartlar nasıl değişmiş? Her şekilde değişmiş. Ama Allah'a inancı ve yaklaşımı hiçbir zaman değişmemiş. İşte bunun elimizdeki şartı, o kırmızı iman gözlüğünü takarsak mevcudat bizim için bu kadar korkutucu olamaz artık. Öyle mi? Rızık kimden olduğunu o kadar iyi biliriz ki. Birileri rızkı elinde tutuyormuş gibi gözükse de bu gölgeden başka bir şey değil deriz ve artık korkularımız kalkar. Hayatı verenin beklentileri, hayat sahibinin beklentileriyle ne kadar örtüşüyorsa Allah bu hayattan o kadar razı olacaktır. Bu da temel vazifeyi bilmekle sağlanacak bir durumdur. Buyurun devam edelim. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der. Hangi kelime Alperen? Yuhyi. Yuhyi. Devam. Ey insan, hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Allah Allah, cümleye bak ya. Cümleye bak. Ne diyor biliyor musun? Hayatın zahmetini üstünde alma sen, çünkü bu dünyaya hayatı kazanmaya gelmedin. Tekrar edeyim. Biz hayatı kazanmaya gelmedik. Ne lazımsa bizi gönderen hayatın içinde lazım olanları vermiş. Eğer hayatı kazanmak bizim elimizde olsaydı, öyle bir mükellefiyetimiz olsaydı, hanginiz güneşi doğurabilirdi? Hanginiz lahana yaratabilirdi? Hanginiz karpuzu yaratabilirdi? Biz bu dünyaya hayatı kazanmaya gelmedik. Öyle bir rızık yok. Bazıları diyor ya, ben dişimle tırnağımla kazandım. Dişini tırnağını nereden kazandın? Biz bu dünyaya hayat kazanmaya gelmedik. Başka bir vazifemiz var ve hayatı kazanma cümlesi, ya ben hayatı kazanmaya koşuyorum cümlesi biraz küstahlık oluyor. Şimdi siz padişahın sarayına gitseniz, padişah da size vazifeler vermiş. Yapmıyorsun vazifeleri. Ne oldu? Ya sultanım, ben sarayın içinde rızkımı kazanmak için koşturuyorum. Allah Allah, saray benim. Sultan benim. Sarayın içinde yiyeceğin ne varsa o da benim. Sen benim sarayımda bir şeyleri kazanabilmek için benim emirlerimi yok mu sayıyorsun? Vazifeni mi yapmıyorsun? Kulluğunu mu yapmıyorsun? İbadetten mi kaçıyorsun? İnan bana, çok komik bir olay ya. İnan aklın alabileceği bir olay değil. Her şey bir külli Allah'ınken Allah'ın verdiklerinden dolayı Allah'ın emirlerini yapamadığımızı söylüyoruz. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Adam açmış açmış doldurmuş. Dükkan mı dersin, iş mi dersin, görüşmeler mi dersin? Öyle bir noktaya gelmiş ki yani. Kazandığını yemesi bile mümkün değil. Yani mantık da yok artık işin içerisinde. Dostum sen neden yapıyorsun ya? Kur'an'ı neden bilmiyorsun? Sünneti neden bilmiyorsun? Tam Türkçe'ye çevireyim yani onun anlattığını. Allah'ın bana verdiklerinden dolayı ben artık Allah'a kulluk vazifesi yapabilecek bir hale gelmedim. Az önceki saray örneği gibi oldu mu? Oldu. Sultanın verdiklerinden dolayı sultanın emirlerini yapamaz oldum diyorsun. İnan bana, akıl tutulması. Böyle ölmememiz lazım. Bilginiz olsun. Herkes bizzat kalbinde Rabbini düşünsün.
Ya Rab sen benden ne istiyorsun? Bak bu sorunun cevaplarını yapboz gibi tane tane yerine koymazsak bizi ahirette çok döverler. Çok pişman oluruz. Şimdi Allah'ın rızasını sattığın, taparcasına koştuğun, kalbi yarıp içine sanem put gibi koyduğun ne varsa her birisi el cezayu min cinsil amel kaidesiyle ahirette azaba dönüşecek. Yapma böyle. Yapma. Zaten yapmaya çalıştığımızda bile Allah'a doğru düzgün kulluk edemiyoruz. Bir de amalı yamalı cümlelerle o kulluktan tamamen uzak kalma. Temel vazife bu. Hayatı yaratmasının bir amacı varmış Allah'ın. Hem de hücre hücre hayat yaratmasının temel amacı buyken sen bir ondan çıkmıyorsun hali. Şaka gibi ya değil mi? İşler yoğun Allah'a kulluk edemiyorum. E az iş al. Ne oldu dünya mı yıkıldı yani? Ha? Az iş al. Çok hayret verici şeyler ya. Onun tam Türkçesi tapıyorum bırakamıyorum oluyor yani. Buyurun. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Neden? Çünkü hayatın %99'u onun olduğu gibi dünyanın tamamı, kainatın tamamı da o. Ne lazımsa verecek yine o. Sultanın sarayında sultana güvenmemezlik edilmez. Küstahlıktır. Buyurun. Yalnız dünyevi, ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi hayy-i kayyuma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ne kadar lazım olan şeyler olduğunu az önce bir kısmını okuduk. Şimdi biz bunların hangisini kazanıyoruz? Ya sorma ya, bizim mitokondriye de enerji lazım yani. Sorma bizim al yuvarların 25 trilyonundan işte 3 trilyonu işi bırakmış da bir 3 trilyon al yuvar bulmam. Yani hangi biri senin elinden dönüyor ya? Küstahlık olmuyor mu? Buralarda seni unutmayan Allah yarım ekmekte seni unutur mu? Gerçekten olmuyor ya. Yani biz hakaret ediyoruz yaptıklarımızla, farkında değiliz ya. Ve yaptıklarımızın sebebi de biraz analiz edin, hırstan başka bir şey değil. Doymuyoruz. Kalp yarılmış. İçine putlar girmiş. O putlar Allah gibi sevilmiş. Doyurmuyor. Şirkin girdiği bir kalpte de Allah tecelli etmiyor, oradan uzaklaşıyor. Ne diyor da en son? Allah darılır diyor. Nasıl ifade ya? Buyurun. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Gayeler kesretliymiş değil mi? Oturduğumda sadece Allah dedim değil, çok detaylı. İşte o detaylar sahabe hayatları, evet. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. Ne güzel ifade değil mi? Tam tevekkülü ifade ediyor. Rahatına bak ya. Bu ne demek biliyor musun? Şu demek. Doğruyu öğrendin mi? Öğrendin. Şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım. Doğruyu öğrendikten sonra hayatına uygun koşullarda geçireceksin ve neticeyi düşünmeyeceksin. Vazifen bu. Neticeyi düşünüyor musun? Allah'ın işine karışıyor musun? Bir de kalbin karışır üstüne. Buyurun. O hayat sefinesi ne kadar kıymettar olduğunu ve ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret. Ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç bir cihetle senin defteri amaline geçer, sana bir hayat bakiyeyi temin eder, seni ebedi ihya eder. Allah Allah, bir hayat gemisi yaratıyor, dümenine seni oturtuyor. Gemi sahili selamete yanaşınca geminin bütün karını da sana veriyor. Çok enteresan mesele değil mi? Allah Allah, şu suyu sana veriyorum, bana sat diyorum. Hem suyu sana veriyorum hem de sattığım parayı geri sana veriyorum. Yani akıl almaz bir ticaret ya, Allah Allah. O zaman bize gemiyi düşünmemek düşüyor. Neden? Çünkü yaratan yaşatır. Bu geçim sıkıntısı, dünyanın hırsı bizi kulluktan, vazifeden alıkoyarsa işte hesabı asıl düşünecek mesele orasıdır. Bir ufak mesele anlatayım. Atomun aklıyla oynarsan ne olur? Hiroşima olur. Doğru mu? İnsanın aklıyla oynarsan ne olur? Vazifesi biter, bütün insanlığın vazifesi bitince de kıyamet kopar. Şimdi insan vazifesini yaparsa bu kainatın devamına fiili bir duadır. Hani hadiste geçiyor ya, Allah Allah diyen oldukça kıyamet kopmayacaktır diyor. Bunun sebebi şu. Yeryüzünde insan vazife yaptıkça, yani hayatın asıl veriliş vazifesini. Nedir o vazife? İşte sahabe hayatları diyoruz ya. O vazifeyi yaptıkça kainat devam edecek. Yeryüzünde o vazifeyi yapan insan kalmayınca da bu fabrikanın kuruluşunun amacının bir gayesi olmayacak.
ve fabrika sahibi fabrikayı dağıtacak. Şimdi bir hadiste diyor ki, bir zümre mümtaz kıyamete kadar iman davasını omuzuna alacak ve götürecektir diyor. Yani şu verilen vazife neymiş biliyor musun? Omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından verilen hazineymiş amiz, hazine. Allah Allah. Bir gemiyi yolcu batırmaz. Kaptan batırır. O kaptan da bu hakikatleri kim duymuşsa artık odur. Artık vazifemizi yapmazsak başımıza neler geleceğini biliyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selam. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.